Hani biz hepimiz çok eski gazetecileriz. Böyle iddianame çok görmüşüzdür ama ben okuyamadım açıkçası. Mustafa, sen de bu konularda çok etkileniyorsun ama bunu seyircinin bilmesi lazım. Erzurum'da ne olmuş? Bu iddianame bize neyi gösterdi? Şimdi bir tablo. Önce Erzurum'u konuşalım mı istersen? Evet. Önce bunu mu konuşmak istersin? Yok, şöyle Tamam. anlaşayım. Hani şimdi program başında bir ağ yayınladık biz. Hani Suç şimdi ağa. evet bir suç ağı Sedat Peker'in açıklamalarından sonra. Şimdi o ağ düzeltilir. Bir yolu var. Zor var. Ama bunun yok. Bu ondan da önemli. Ya benim açımdan öyle. Ben bir gazeteci olarak bu ağın Türkiye'nin en önemli meselesi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve biz bunu mutlaka ısrarlı bir şekilde, yani şöyle bir şey var ya, gündem diye bir şeyin önüne bizi öyle bir attılar ki, aslında bu eskiden bu kadar yoktu gazetecilikte. Bu yeni dönemin uydurduğu bir medyayı susturma yöntemi. Bir şeyin peşine takıp orada uyuşturmak. Çok önemli olduğunu biliyorum her şeyin. Ne kadar önemli olduğunu da farkındayım. Zaten konuştuk 3-4 saattir. Biz Türkiye'nin en önemli meseleleri konuştuk. Ama bu başka bir şeye doğru gidiyor. Bak şimdi Erzurum, ondan başlıyor. Erzurum iddianamesinde. Erzurum iddianamesinde bir kişi yargılanıyor, yakalandı. Hakan Arslan Kafa. Kimse adını da söylemiyor bu tip şeylerde. Adı da yok bu faillerin. Neden? Çünkü şöyle, bir kişi ya yanlışlıkla ya da şeytana uydum ya da başka bir şekilde bir şey yapıyor bir yurtta ve suçun şahsili diye bir şey uydurdular. Bunun üzerinden de bir ceza veriliyor. Çok, çok kısa bir sürede çok büyük ceza alacak bu kişi. Bundan eminim. Ama bu niye bitmiyor? Asıl sorun orada. Şimdi Erzurum iddianamesinde ne var? Diyor ki yurtta kalmanın kolaylığıyla bilmem ne bilmem neye bilmem ne yaptı. Ben ayrıntılarını anlatmam. Ama ayrıntıların hepsini görüyorum. Hepsini okuyorum. Bu zamana kadar burada kaç tane var? Şu 6, 7 tane. 4, 7 tane büyük bir davadan, çocuklara toplu tecavüzden söz ediyoruz. Bunların her birinin detaylarını biliyorum. Her birini biliyorum. Ama Erzurum'a baktığımda en son iddianıma gittim okuyamadım. Saatlerce okuyamadım. Yani bu şu andan ya yeter. Artık yeter. Çünkü bu önlenebilir. Bu durdurulabilir. Bu çocuklara bu kötülük yapılmayabilir. Bunun için hani çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Biz bunu yapıyoruz ya. İşini yapan tek bir kişi her bir yerde ya. Bir kişi bir yeter. kişi, Bir işini kişi yapan yeter. bir kişi. Bak ne oluyor biliyor musun? 7 yaşla 11 yaş arasındaki bu çocuklar. Şunların toplamında şu anda bilinen diye bir şey ifade ettim. 77 çocuk. Bilinen ama. Bilinmeyeni bakarsan bu sayı yüzleri aşıyor. Ya bu hani bir ülkede yüzlerce çocuğa tecavüz ediliyor olması bu ülkenin en önemli meselesi olur. Ve Hani hepsi bir çatının altında. evet birbiriyle bağlantılı olacak. Erzurum'u bitireyim. Erzurum'da iddianame hazırlandı ve bu kişi şöyle bir iddianame bu. Sokaktan geçerken yurdun kapısını açık görüp içeri girdi, çocuklara istismar etti. Tacizde bulundu ya da tecavüz etti. Aslında böyle gibi iddianame. Oysa bakıyoruz kendi içinde iddianame de diyor ki tam 5 ay boyunca 5 ay boyunca bu çocuklara her türlü kötülüğü yapabiliyor. Baskı var, şiddet var, Tehdit var. tehdit var, taciz var, tecavüz var, istismar var. Daha hani ayrıntılarını ben zaten söylemedim. Hiçbir davada anlatmadım ama o kadar kolaylıkla bunu yapıyor ki mesela hiçbir çekincesi yok. Fütursuzca bunu yapıyor. Niye? Çünkü tek başına orada. Oysa bu kişi kim? Bırak Gönüllü. belletmenliği. Yani hiçbir şey yapacak bir vasfa sahip değil. Orada belletmen olması yasal olarak mümkün değil bu kişinin. Yasa dışı suç. Yani yasa dışı bir şekilde o okulda görev yaptırılıyor. Yasa dışı Çünkü bir... kadrosu yok, onu söylüyorsun değil mi? Hayır, bunu Gönüllü taşımıyor. diyor. Ortaokul mezunu. Aynen. Yani orada sonuçta kalma hakkına sahip değil. Kendi yönetmenine göre. Diyanetin kendi yönetmeliği var. Bu tip kurslar için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeni yanında bir de bu tip devrettikleri için Diyanete ya da tarikatlara oranın kendi yönetmelikleri var. O yönetmeliğin hiçbir maddesine uymuyor. Ya bu ne demektir? Bunu yaptığınız zaman bunun sorumluları
bellidir. Yurt müdürü, yurt müdür yardımcıları, yurt nöbetcileri, müftü, müftünün üstü, başkanı. Diyanet İşleri Başkanı'na kadar gider. Ya aradan geçen bir ay böyle tek bir satır açıklamayı olmaz mı ya? Ya hayatın her şeyine ilişkin bir şey söylüyorsunuz. Buna ilişkin bir şey. Bak şunun için söylüyorum. Gönderin açıklamayı, her satırını yayınlayacağız burada. Bak o açıklamanın şöyle bir tarafı var. Bir başka çocuğun şu anda tecavüze uğramasını engellemiş olacaksınız ya. Ya Sezen Aksu için açıklama yaptı Diyanet İşleri Başkanlığı da. Bu konu için kaç ay oldu? Bir ay geçti. Çıt yok. 1,5 aya yaklaşıyor. Yani mesele şurada. Eğer bunu yaptığınız zaman şöyle bir şey yapacaksınız. Bir tane çocuğun hayatını kurtaracaksınız. 5 ay boyunca o 7-11 yaş arasındaki çocuklar şunu yaşıyor. Nerede kuytu varsa orada saklandılar. Anlatıyor ifadesinde. Kaçıyor sürekli. Oradan kaçıyorlar, buradan kaçıyorlar. Bu 5 ay boyunca 24 saat sürüyor. Ya bir kişi ne oluyor diye bakmaz mı? Ya buzdolabına saklanmış bir çocuğun burada ne işin var diye sorulmaz mı? Sordular, öğrendiler ama devam etti. En korkuncu da bu. Şimdi eksik iddianamedir Erzurum'daki. Bu iddianamenin genişletilmesi lazım. Ceza verildi. İsmail Saymaz yazdı. Çünkü eksik niye diyorsun? Çünkü bir kişinin üzerine dönüyor bir kişi, her bak, şey. Sorun diyorum. Kim göz yumdu? Bu yok. Göz yumması kimin değil. Kimin ihmali? Bu yok. Ya yasa dışı. Orada bu belletmen denilen, ki belletmen olma hiçbir vasfını taşımayan kişinin orada bulunması yasa dışı. Yasa dışı bir şey suçtur. Bunun kararını kim verdiyse sen çocuklarla aynı yerde yatamazsın. Çocuklarla aynı odada kalma hakkı kimsenin yok. Nöbetçi bile belli saatlerde girip çocuk yönetmeliğe göre orayı denetleyebilir. Ya orada Sübyan Harem'i kuruyor. Sadece orada değil. Bak bunların önemi şurada. Bu utanç herkesin hafızasında kalsın. Bu herkesin elinde bulunsun. Niye? Çünkü bu sadece bir başkasının çocuğuna yapılan kötülükle ilgilenmiyorsun. Kendi çocuğuna yapılma ihtimali olan bir kötülüğü durdurmaya çalışıyorsun. Hiç kimsenin çocuğu hiçbir yerde güvende değil. Hiçbirimizin çocuğu güvende değil. Bunu ne anlama geldiğini anlatacağım. Şimdi bak bu işlerin başlığı yıl 2015'ten itibaren aldım. Ve toplu büyük ve tarikatların, imam hatibin ve diyanetin olan ve vakfın olan yerlerdeki toplu tecavüzü. Bunların sayısı dediğim gibi yüzleri aşıyor. Ensar'da. Kayınderde bilinen 10 çocuk. Ama eğer derinlemesine araştırılsaydı bu sayı 50'lere 100'lere de çıkabilir. Nedeni şurada. Çünkü görevli belletmen Muharrem Büyüktürk. Tamam mı? 503 yıl ceza aldı. İlk duruşmada kapatıldı. Bir, yurt kaçaktı. Yani kaçak bir yerde bir iş yapıyor. Bu Ensar'daki yurt Ensar binasının üst katı. Ayrı bir yerde değil. Tutulmuş değil. Yani aşağıda bunlar Ensar'la ilgili faaliyet yürütürken yukarıda adam çocuklara istediği kötülüğü yapıyordu. Bir kat yukarı çıksa o çocuğu kurtarabilirdi. Evet. Bir kat yukarı çıksalar ne oluyor burada diye. Her gün bir göz baksa, birisi kontrol etse, kapıyı tıklasa, ya cama taş atsa bu çocukların başına bu iş gelmeyecek. Ne oldu? Ensar ve kayınder yöneticileri yargılanmadı. Sorumluluk sende. Kaçak olduğu zaman bunun sorumlusu oradaki yöneticilerdir. Sadece şube değil, genel merkezdeki yöneticilerdir. Çünkü kaçak. Kaçağın artık tartışılacak bir tarafı mı var? Hani sonra şöyle oluşuyor. Suçun şahsiliği denilen şey, uydurulan burada bütün bu kötülüklerin anası oldu. Niye? Çünkü bu kişi, denetlemeyen kişi başına bir şey gelmeyeceği bir şey için denetlemiyor. Umurunda değil o çocuk. Ama başına bir şey gelse, burada 503 yıl cezayı Ensar ve Kayınder yöneticileri olsaydı şunların hiçbirisi olmayacak. Olması mümkün değil. 500-300 ceza alacak. Her biri görevi neyse 30 tane bakacak. Bak Erzurum'da kameralar var. Kameralarla donatılmış. Donatılmak zorunda. Hepsi ters çevrilmiş. Çocuklar söylüyor. Bir kişi bu kameralar niye ters çevrildi diye bakmamış ya. Hiç gitmemiş oraya. Bakmamışlar. Sonra farkına varmışlar. Olay ortaya çıkmış. Üstünü kapatmaya çalışmışlar. Nasıl? Bu Muharrem Büyüktürk 3 defa tayin edildi, 3 defa geri geldi. Oranın, Karaman'ın
en prestijli okullarından birisinde öğretmendi. Oradaki faaliyeti hiç soruşturulmadı. Ama üç kez gönderilmesinin nedenlerinden birisi şehre gittiğinde söylentiler vardı. Ne demek söylentiler vardı? Nedir bu söylenti? Birazdan bakacağız nasıl benziyor birbirine. Üç kez gitti, dördüncü kez geri geldi. Sonra bu ortaya çıktı. O süreç içerisinde oldu. Dedi ki bizde görevli değil. E zaten gönüllü. O gönüllülük de sen hiçbir şekilde denetlemediğin için kim denetleyecek? Vali denetleyecek. Vali makamında ağırladı. Yani bir yurdun, bir vakfın yurdunun bir belletmeni, şube yöneticisi değil, şube başkanı değil, oradaki bir belletmen valinin makamına nasıl kabul edilebilir? Nedir bu güç? El sardı olma gücüdür. Bu güç o çocuklardan daha önemlidir. Bu güç her kapıyı açtırır. Sonra Asım Sultanoğlu, Milli Eğitim Müdürü. Ya şimdi bunlar rahat rahat işlerine devam ediyor. Murat Koç merkez valisi, emekli oldu. Torununu seviyor şimdi. Bu çocuklar ne halde biliyorlar mı şu anda? Hala aradan kaç yıl geçti? 2015-2022. 7 yıl. Hala bir tanesi kapının arkasında yatıyor. Kaç yaşında? Kapının arkasında yatıyor. Yatağa yatamıyor. O buzdolabında saklanan Erzurum'daki çocuk gibi. Hiçbirisi söylemiyor. Ensar'dan sonra öyle bir şey yaptılar ki yurt niye kaçaktı? Şu dönemde. O dönemde yani 2015 yılında özel yurt açma, saate de bakıyorum ki bir arada tamamlayalım diye. Özel yurt açma yetkisi sadece devletteydi. İlkokul çocukları için. Ensar'dan sonra ne yapıldı? Bu yönetmelik değiştirildi. Artık tarikatların da özel kimselerin de ilkokul çocuklarının yurtta kalmaları için yönetmelik değiştirildi. Sonra ne oldu? 2017. Gergeri İmam Hatip Lisesi'nin yurdu. Bilinen 18 çocuk. Sayı bu. Mehmet Sait Güler denilen görevine hademe. 571 yıl ceza aldı. Okul müdürüne bir günlük maaş kesme cezası verdi. Neye benziyor? Oraya Erzurum'a. Benziyor. Ya da Erzurum'a. Bir daha, ne yapıldı Erzurum'daki yurt müdürüne? Bir maaşının 1/8 kesme cezası verildi. Şimdi Mehmet Sait Güler bir hademe. Temizlik görevlisi. 4 tayin ediliyor başka bir yere. 5 geri geliyor. Böyle bir gücü nereden alıyor olabilir? Ve ayrıca şöyle, çocuk yurtta kendine ait bir yeri var. Taht gibi bir yer kurulmuş. Orada kendi alanı var ve orada kalıyor. Devlet yurdunda, İmam Hatip'in yurdunda oraya girmesi yasak. Kapının önünde dolaşması yasak çocuklarda. İçeride kalıyor. Hiçbir şekilde kimse denetlemiyor, kimse görmüyor. Alıyor çocukları eve götürüyor. Evde kalıyor. Akşam. Gece çocuklarla kalıyor. Sayı bu nasıl ortaya çıktı? Dedi ki bir tane çocuk. Akrabası aynı kişi tarafından tecavüze uğruyor. Diyor ki gidip dayanamıyor. Bu kişi mezun olduktan 4 yıl sonra bu kişi bana da yaptı aynı şeyi. Şikayetçiyim diyor, öyle bir şey yaptı. Soruşturma ne zaman başladı? Şikayetçi olana söylediği tarih değil, en son çocuklarda ifadesi alındıktan sonra olanla başladı. Ve burada okul müdürü, Milli Eğitim Müdürü, okul müdür yardımcısı hiçbir şekilde yargılanmadı. Hatta okul müdürlerinden bir tanesi Marif Koleji'ne, Batum'a müdür yapıldı. Torpille gönderildi. Eğer burada bu cezaları almış olsaydı bu kişiler, okul müdürleri, bundan sorumlu olanlar, diğerleri yine olmayacaktı. Yıl 2017, Kilis. En az bilinen, şu anda bile birçok bilgim yok, bilinen 14 çocuk. Sayısı çok daha fazla. Hasan Sünnioğlu Ortaokulu'nda müdür Mustafa Pehlivan tarafından çocukları taciz edildiği, tecavüz edildiği ortaya çıktı. Bunun ortaya çıkmadı dedi. Zihinsel engelli bir kız çocuğu sürekli kendine yapılanı taklit etmeye başlıyor. Ve bunu yapınca ayıp mayıp saklıyorlar çocuğu. Ne yapıyorsun sen? Bilmem ne yapıyorsun. Artık dayanılmaz bir hale gelince ortaya çıktı. Aşiret bağı vardı. Tarikat bağı vardı. İşte güçlü birisiydi. AKP bir milletvekili, akrabası. Üstü kapatıldı. Ne olduğu belli değil. Hala bilmiyorum. Ama yöntem tamamen aynı. Denetlenmiyor, bakılmıyor, kim etti.
Yılı 2018, Dikili Miyase Çocuk Yurdu. 7 çocuk. Burası Süleymancılara ait bir çocuk. Ömer Faruk Ergen. Yeni bilinen halleme. Kişi. 7 tane çocuk bilinen. Şimdi bu bilinenin şöyle bir tarafı var. Niye bilinen diyorum? Şikayetçi olan üzerine yapılıyor. Şikayetçi olmayanlar var. Şöyle, çocuk istismar edilmiş, biliyorum. Tecavüz edilmiş, söyledi ailelerden bir tanesi. Ama damgalanmasın diye şikayetçi olmuyoruz. Şunun şöyle bir tarafı var. Damgalanmasın dediğinin taşra çok acımasızdır. Bu insanların bütün hayatları hiçbir zaman eskisi gibi değil. Ailelerinde, çocuklarında. O ayrı bir şey. Hademe ve öğrenciyle birlikte yurtta kalıyor. Yurtta kalma hakkı yok. Aynı zamanda Kur'an kursu hocası orada. Ve yurtta hiçbir şekilde başka görevli yok. Tek başına mı var? Ben gittim yurdu gördüm. Kendim Dikili'de bizzat araştırdım. Orada gördüm. Ve şöyle kurban bayramında kurbanları bu kabul ediyor. Her şeyi bu yapıyor. Ama görevi aslında hademe. Yani sonuçta yargılandı. 53 yıl ceza aldı. Yurt müdürü almadı. Yurt müdür yardımcısı almadı. Görevli öğretmen, nöbetçi öğretmenler almadı. Milli Eğitim ilçe Milli Eğitim Müdürü almadı. Sonuçta onlar yargılanmadığı için de aynı şey devam etti. 2019 fıkıh der. Yakından takip ettiğim davalardan bir tanesi. Bunun şöyle bir tarafı var. Siyasi olarak diğerleri gibi tarikat ya da vakıf ya da bilmem ne gibi değil. Lokal bir dernekti ve kendi küçük bir tarikattı. Kendince kuruldu. Buradaki şey de ya kaçak. Herkes biliyor. Kaçak olduğunu hiç kimse gidip buranın kaçak olduğunu üzerine bir şey yapmıyor. Eğer yapılmış olsa bu çocuklardan hiçbirisi bu tacize uğramayacaktı. Ömer Işıktakin 76 yıl, Tarık Bektaş 25 yıl, Serkan Bektaş 37 yıl ceza aldı ve böylelikle kapatıldı. Oysa bilinen 20 çocuktu. Sonra 6'sı şikayetçi oldu, davaya 6 diye gitti. Geçmişe dönük araştırma yapılmadı. Çünkü geçmişe dönük araştırma yapmaya kalkışsa sayı çok daha farklı olabilirdi. Öyle üstü kapatıldı. İftira atıldı dedi. Kendini böyle savundu. Başka bir tarikatla rekabet vardı. Böyle oldu dedi. Bu durumda böyle kaldı. 2019. Bu çeviril. Şimdi burada bir çocuk var ama bunun önemi şurada. Neyi? Ne yazıyor? Bu da Süleymancılara ait bir yurt. Denizli Çivril'de Kervansaray Saray Öğrenci Yurdu olarak biliniyor. Emre Türkkol adında bir görevi geçici belletmen. Yaşı 19. Yani belletmen olmaya dair yasal hiçbir şeyi yok üstünde. Olamaz. Kapısından içeri giremez. Çocukların olduğu yattığı yerde kalamaz. Hem orada kalıyor hem yurtta kalıyor. Buradaki bir çocuk artık dayanamıyor. 11 yaşında. Yaptıklarını gidip burada yurt müdürü olarak görünen Murat Çaltuş denilen kişiye anlatıyor. Bana böyle böyle yapıldı. İfadesi de böyle. Bana bunlar yapıldı. Bilmem ne diyor. Diyor ki sakın kimseye anlatma. Ben bunu halledeceğim. Sen bunu unut. Emre Türkkol'u bir başka şehre yolluyor. Bir başka tarikatın yurduna yolluyor. Çocuğu da bu işi kimseye anlatması gidiyor. Çocuk dayanamıyor. En sonunda okulda intihar etme mektubu yazdığında ortaya çıktı. Böyle bir şey var. Burada kim yargılanıyor biliyor musun? Denizli Çivril'de. Ben yargılanıyorum. Bugün duruşma varmış. Gitmedim duruşmaya. Büyük bir ihtimalle hakkımda gelecek duruşmada tutuklama kararı çıkacak. Beni tutuklasınlar diye de gitmeyeceğim. Madem burada bir suçlu var, o suçlu ben olacağım. Bu yurt müdürü olarak görev yapan kişi yargılanmadı. Beni şikayetçi oldu. Ben yargılanıyorum. Erzurum. Bilinen 7 çocuk. Çünkü şöyle şikayetçi olanlar böyle. Eğer şey yaparsa başka çocukların da olmuyor. 90 çocuk kalıyor orada. Sayısının ne olduğunu bilmiyorsun. Yaşananları anlattım. O çocuklar her yere saklandı. 5 ay boyunca sadece bir kişi burada ne oluyor diye kapıyı açmış olsa, orayı denetlemiş olsa bu çocuklara bunu yapamayacak. Diyelim bir kez yaptı. Ama 5 ay boyunca sürüyor bu kabus. Yani bir sürü şeyi onarabilirsiniz ama o çocukları artık hiçbir şekilde güvenini kazanamaz kimse. Terk edilmiş. Aynen. Şimdi bütün bunların hepsinin bak birbirinden apayrı iller, apayrı yerler, apayrı yapılar ama her birinin ortak noktası çok fazla. Bu nasıl olabilir? Bu böyle baktığın zaman bu organize bir iştir. Organize zincirleme bir iştir. Nedeni şudur.
sadece suçun şahsiliği denilen bir şey uydurulmasının bedelini çok ağır ödüyor. Şu anda belki de biz bu programı yaparken bir başka yerde, bir başka ilde çocuklar aynı kötülükle karşı karşıya. Yani bunun engellenmesinin tek yolu denetim mekanizmasını sağlamamız lazım. Yani her biri benim başım belaya girecek. Suçun şahsiliğini bitirmemiz lazım. Ya bunun suçun şahsiliği yok. Kaçak mı? Dediğin gibi sistemi ilerleten o zaten. Yani bak nereden nereye geldi. Eğer burada bu yargılansaydı Ensar yöneticileri, yurt müdürü ya da buna aracı olan vali denetlemediği için görevden el çektirilseydi, hapse girseydi bu Milli Eğitim Müdürü, bugün, bunların hiçbirisi olmayacaktı. Bugün müftülük, Diyanet burada sessiz kalmayacaktı. Zaten bu da olmayacaktı. Kalamaz çünkü şöyle denetleyecekti. Evet. O kameralar niye çalışmadı? Eğer bir genel kontrol meselesi varsa orada bakılacaktı. Yasin kamerayı niye korursun? Kamerayı birisinin izlemesi lazım. Evet. Nerede izleyen? Kim izliyordu? Ya da bu tek başına mıydı? Bu işleri yapan. Bütün bunları yapabilecek şey şöyle. Kameraları ters çeviriyor bu kadar rahat. Çocukları dövüyor. Hakaret ediyor. Ve ifadesinde de zaten... Hırsızlık yaptırmış ya çocuklara. Onları yaptırıyor. Bütün bunları yaptırdığı zaman bu kadar rahat nasıl davranıyor olabilir? Biliyor çünkü kimsenin onu denetlemediğini. Tek bina içinde çocuklar, o tek. Şöyle bir şey oluşuyor. Bu tetiklenebilir bir durumdur. Çocuklara yapılan bu kötülük. Eğer siz bunu... Dediğim gibi bu denetim mekanizmalarını artırmazsanız bu geçici belletmen denilen bir kadroya bu işi yapmak isteyen herkes bunun yapmak için her şeyi yapar. Hafız da olur, ben başka bir şey. Geçici belletmen falan değil. Milli eğitim dışında hiç kimsenin yurtta açmaması gerekiyor. Çünkü burada mesela şey de gözetilmiyor ki, çocuk psikolojisiyle ilgili formasyon olan insan yok. Rehberlik öğretmeni yok. Okul öncesi uyutup, yani bu hani bu yaş grubu çocuğun psikolojisi o kadar önemli bir şey ki, bir yurda kapatıyorlar, başlarına eğitimsiz biri geliyor. Belletmek ne demek çocuğa? Yani hani eğitmek yok, öğretmek yok, belletmen, ne iş yaptığı belli değil. Yani çocuk psikolojisi o kadar basit bir şey değil ki. Bugün okul içerisinde, milli eğitimde, mesela okul öncesinde başlıyor beden bütünlüğünün anlatılması, cinsel eğitim dersi olması gerekiyor. Çocuk neresinin kendine ait bölge olduğu, özel bedeninde ona özel bir yer olduğunu, dokunulmaması, görülmemesi gerektiğinin 6 yaşında, 5 yaşında okul öncesinde daha bunun eğitimini alması gerekiyor. Burada çocuklar bir şeyin korkusuyla emir altında güdülüyorlar belli ki. Yani korkunç bir sistem. Hepsi bir şekilde ya Diyanet'in ya İmam Hatip'in ya da vakıf dernek bilmem ne yurdu. Yani bunun bence dediğimiz şey komple kaldırılması için 7 dava bile şöyle, yeter sebep yani. Tabii ki tamamen bunları kapatılması, bunu devletin yapması, devletin görevidir. Yani sonuçta bu çocuk dediğimiz şey ne? Gelecek neyse çocuk o işte. Sen şuraya bakıp gelecek mi göreceksin bu ülkede? Ama şöyle bir şey var Ayşen, bunun farkındayım. Ama şimdi yapması gereken o çocukları, halen şu anda tehdit altında olan çocukları kurtarabilecek bir denetim mekanizması, bir baskı unsuru oluşturmak. Bu söylediğin idealize edilir. Yani sen özel bir yerde ya da herhangi bir okulda çocuğunu kulağını çekse artık ortalığı yıkıyorsun. Ya 5 ay boyunca bu kabusun ortasında bir korku filminde bulamayacağın her şey var.